Ben hemen devam edeyim. Şimdi Gökhan Hoca da bağlanır. Yani bu eleştiri mekanizmasından bahsediyordum. Türkiye'de eleştiri yanlış anlaşılıyor. Yani eleştiri deyince insanlar biraz böyle irkiliyor. Halbuki eleştiri felsefede de bir akım vardır. Kritizm akımı. Kritik etmektir yani. Kritik etmek de şurada yazdığım gibi neden sonuç ilişkisi kurmaktır. Slide'da da gördüğünüz gibi herkes böyle yapıyor, herkes böyle düşünüyor deyip de toptancı bir düşünce yapısında olmadan yapılanları, size söylenenleri veya düşünceleri, kendi düşüncenize dahil olmak üzere eleştiri süzgecinden geçirmektir. Yani bu neden sonuç ilişkisini kurmaktır. Ve neden sonuç ilişkisi derken tahtaya yazmamışım, daha önce bahsettiğim akılcı, gerçekçi ve olumlu olmak. Yani bu eleştiri süzgecinin üç temel ayarıdır bu. Akılcı, gerçekçi ve eleştiri olmak. Olumlu olmak. Çünkü biz bazen şey yapıyoruz, çok duygusal davranabiliyoruz. Biz kültür olarak da, Türkiye'deki kültür olarak da duygusal davranabiliyoruz. Duygusallığın devamında ne geliyor? Alınganlık geliyor. Yanlış anlaşılmalar geliyor. Ön yargılar geliyor. Halbuki aklı devreye koysak, alınganlık, yanlış anlama ve ön yargılar azalmaya başlar. Dolayısıyla onun için herkes böyle yapıyor, böyle düşünüyor. Bu zaten hep böyle sürekli. Yani bir toptancı ve genelci anlayıştan uzaklaşıp eleştiri süzgecini neden sonuç ilişkisi olarak kurmakta fayda var.